Merhaba, bu video ile birlikte yapay sinir ağımızın görsel bir arayüz üzerinden kullanılabilmesini sağlayan uygulamamızı incelemeye başlıyoruz. Uygulamayı ben Neural Network GUI olarak isimlendirdim. Buradaki GUI ifadesi bildiğiniz üzere Graphical User Interface, yani görsel kullanıcı ara birimi anlamına gelmekte. Uygulama dizilimimizi görüyorsunuz. Hemen girelim. Burada ilk dikkatinizi çeken Neural Network Core. Bu dizin, hatırlıyorsunuz, yapay sinir ağımızın tüm bileşenlerini içeriyordu. Ardından GUI dizini var. Uygulamamızın görsel arayüzünü meydana getiren bütün dosyalar bu dizin içerisinde arkadaşlar. Main CPP, uygulamamızın çalıştırılabilmesini ya da tetiklenebilmesini sağlayan ana dosyamız. Her C++ projesinde Main CPP dosyasının bulunması gerektiğini daha önce konuşmuştuk. Dördüncü sırada arkadaşlar Pro uzantılı bir dosyamız var. Ben uygulamamızın bu versiyonunu geliştirirken, yani form, buton, yazı kutusu gibi görsel öğeleri oluştururken Qt Framework kullandım. İşte bu Pro uzantılı dosyamız Qt Proje dosyamız. Projemizle ilgili ayar ve ayrıntıların kayıtlı tutulduğu dosya. Bu dosya dışındaki tüm dosyalar arkadaşlar, yani Main CPP ya da bu dizinin içerisindeki tüm dosyalar ya H uzantılı, H uzantılı başlık dosyaları ya da CPP uzantılı kaynak dosyaları. Her biri C++ dosyası yani. Proje dizinimizi küçültelim ve bu dosya ayrıntılarını şimdilik sonlandıralım. Benim masa üstünde eğitim ve test seti dosyalarını görüyoruz. Ayrıca Insurance 0 olarak isimlendirdiğimiz %90 civarında başarı oranı sağlayabilen yapay sinir ağımızın henüz eğitilmemiş halinin saklandığı dosyamız da burada. Az sonra bu dosyanın her birini kullanacağız uygulamamız içerisinde. İsterseniz uygulamamızın çalışan haline kısaca bir göz atalım. İlk olarak Qt Creator yazılımını çalıştırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben uygulamamızın görsel arayüzünü oluştururken Qt Framework'ı kullandım. Şimdi derlemek için de Qt Creator'dan yararlanmamız gerekiyor. Open Project diyerek projemizi açmamız lazım. Ben hemen masa üstüne geliyorum. Uygulamamızın dizinin Neural Network GUI diye giriyorum onun içerisine. Ve şuradaki Pro uzantılı dosyamı seçip Open diyorum. Açılan pencerede projemizi konfigüre etmemiz gerektiği belirtiliyor. Burada önemli bir detaydan bahsedeceğim. Ben görsel arayüzü geliştirirken Qt'nin 5 versiyonunu kullandım. Sonrasında Qt 6 piyasaya sürüldü ve 5 versiyonu ile arasında çok önemli değişiklikler var Qt 6'nın. O yüzden uygulamamı derlerken yine Qt 5 kullanmak durumundayım. Çünkü bildiğim kadarıyla Qt 6 geriye dönük tam bir destek vermiyor. Şu an kullandığım Qt versiyonu arkadaşlar görüyorsunuz Qt 5.15.2 versiyonu. Yani siz de projenin kaynak dosyalarını indirip derlemek isterseniz 6'dan önceki sürümleri kullanabilirsiniz. Configure Project butonuna tıklıyorum ve projemiz konfigür edilmeye başlandı. Evet ve bu işlem tamamlandı arkadaşlar. Şimdi proje dizilimimizin içerisinde bir dosya daha oluşturuldu bu işlemin neticesinde. Hemen onu göstermek istiyorum ben size. Neredeydi? Evet bakın burada az evvel olmayan .pro.user bir uzantı daha var burada. Yani Neural Network GUI projemizin ismini .pro.user bu dosya yeni oluşturuldu arkadaşlar. Ben projemi Qt Creator aracılığıyla konfigüre ettiğimde öyle bir dosya oluşturuldu. Qt Creator içerisinde proje dizilimimize baktığımız zaman arkadaşlar şurada sol üst tarafta görüyoruz. Bunu genişlettim. Bakın pro uzantılı dosyamız. Bakın GUI dizinin içerisindeki bütün başlık dosyaları, hey uzantılı dosyalar ve yine Neural Network Core içerisindeki başlık dosyalar arkadaşlar. Buradaki dosyaların tamamı H uzantılı dosyalar, C++ başlık dosyaları. Bir de burada Sources diye bir kategorimiz var. Burada da arkadaşlar kaynak dosyalarımız. Bakın ilk olarak Main CPP'yi görüyoruz burada. GUI içerisindeki CPP uzantılı dosyalar ve Neural Network Core içerisindeki kaynak dosyalarımızı buradan görebiliyoruz. İsterseniz artık uygulamamızı derleyelim arkadaşlar. Build menüsüne geliyorum. Burada da Build Project seçeneğine tıklıyorum ve derleme işlemimiz başladı. Bu 25-30 saniye kadar sürecek zannediyorum. Araları hızlandırıp ardından projemiz üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Evet, derleme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Uygulamamız derlendi ve bu derlenmiş halini içeren yeni bir dizin daha oluşturuldu. Ben hemen onu da göstermek istiyorum size. Şöyle küçülteceğim onu. Şu anda sizin görüş alanınızın dışında. Bakın şurada Build olarak başlayan, ardından proje ismimizin geçtiği bir dizim var arkadaşlar. Bu dizin derleme işlemini tamamlandıktan sonra oluşturuldu. İçerisinde de pek çok dosya var ve uygulamamızın çalışan hali şu arkadaşlar. Buna tıkladığımızda uygulamamız çalışacak ama ben Qt üzerinden çalıştıracağım tabii ki. Evet, artık uygulamamızı çalıştırabiliriz. Bunun için şurada sol alt tarafta arkadaşlar Run butonumuz var. Ona tıklıyorum ve nihayet uygulamamız ekrana geldi. Şöyle Qt'yi de küçülteceğim. Uygulamamızın sol tarafında butonları görüyoruz arkadaşlar.
Neve ve Open dışındakiler kapalı. Bu pasif butonlar uygulama içerisinde mevcut bir yapay sinir ağı bulunduğunda kullanılabilecekler. Neve butonumuz yeni bir yapay sinir ağı oluşturmamızı sağlıyor. Open düğmesine tıkladığımızda ise daha önceden kayıt etmiş olduğumuz bir yapay sinir ağının açılabilmesi için gerekli değerlere girebileceğimiz bir pencere gelecek karşımıza arkadaşlar. Şimdi ilk olarak New butonuna tıklayarak yeni bir yapay sinir ağı oluşturalım. Aşina olduğumuz için önceki 3 videoda incelediğimiz problemimizi ele alalım. Hemen onunla ilgili görselleri açayım ben size hatırlamanız açısından. Giriş katmanında 6 tane bilginin bulunduğu, sonrasında 2 tane gizli katmanın bulunduğu ve çıkış katmanında tek bir verinin çıktı olarak elde edilebildiği 8 hücreli bir yapay sinir ağımız vardır arkadaşlar. Şimdi bu yapay sinir ağını adım adım tasarlayacağız. Görseli şöyle küçülteyim. Uygulamamı da biraz sağ tarafa alayım. Evet. Şimdi New düğmemize tıklayarak adım adım yapay sinir ağımızı oluşturacağız. İlk olarak arkadaşlar açılan pencerenin başlığına baktığımda Input Layer, giriş katmanımız için gerekli olan bütün parametreleri gireceğiz. Number of Inputs, girişlerin sayısı. Bizim yapay sinir ağımızda hatırlıyorsunuz 6 tane girişimiz vardı. O yüzden bu kutuya ben 6 değerini giriyorum. Onu girdiğimde ben her bir sayı değeri girdiğimde altta yeni bir satır eklendiğini görüyorum arkadaşlar. 6 dediğim için burada 6 tane satır var. Her bir giriş için gerekli düzenlemeleri yapmamı bana sağlayacak arkadaşlar. Şimdi ilk girdiğimiz neydi? Yaş binary türüne dönüştürülecek. Minimum değeri 18, maksimum değeri 64'müş. Geliyorum ilk satıra. Şöyle tekrar inip çıkayım. İlk satırımız arkadaşlar yaş için gerekli özellikleri tanımlayacağım. Binary'ye dönüştürüyoruz biz yaşı. Burada bir değişiklik yapmama gerek yok. Minimum değeri 18, maksimum değeri de 64'müş. Geliyorum ikinci girdiğimize. Cinsiyet. 0 ve 1 arasında değerler alıyor. Dönüştürüleceği veri türü de native'miş. Convert to native diyorum. Zaten native seçtiğimizde minimum ve maksimum belirtmeye gerek kalmıyor. Üçüncü girdiğimiz vücut kitle endeksi çarpı 1000. Narrow türüne dönüştürülecek. 15.960 ile 53.130 arasında değerler alabiliyor. Geliyorum Narrowed, 15.960, 53.130. Dördüncü girişimiz çocuk sayısı binary 0.5. Binary zaten default değer, minimum 0, maksimum 5. Aşağıya doğru çekiyorum. Son iki girdiğimiz kaldı arkadaşlar. Sigara kullanımı binary'ye dönüştürülecek, minimum eksi 1, maksimum 1. Binary seçili. Minimum eksi 1, maksimum artı 1. Son girişimiz bölge, flag dönüşümü sağlanacak. Minimum eksi 2, maksimum 2. Flag, eksi 2, artı 2. Böylelikle ağımızın giriş katmanını tasarlamış olduk arkadaşlar. Okey diyorum. Geldik gizli katmanlara. Hemen onları da tekrar hatırlayalım. İki tane gizli katmanımız var. İlkinde 22 hücre, bir sonrakinde 18 tane hücre var. Burada number of hidden layers ne olacak? 2 olacak. Bizim 2 tane gizli katmanımız var. Bakın 2 satır oluşturuldu hemen altta. Geliyorum ilk gizli katmanın özelliklerine arkadaşlar. Number of cells. İlk gizli katmanımızda 22 hücre var. Buraya 22 değerini giriyorum. Toplam fonksiyonu weighted total. Evet. Aktivasyon fonksiyonu tangent. Buradan da tangent'ı seçiyorum. Geçiyorum bir sonraki gizli katman. Hücre sayısı 18. Bu kutucuğa 18 değerini giriyorum. Toplam fonksiyonu weighted total'mış zaten varsayılan değer. Aktivasyon fonksiyonu sigmoid'miş o da varsayılan değer. Herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Okey diyorum. Çıkış katmanına geldik. Çıkış katmanımızda nasıl bir durum vardı? Şöyle zoomlayacağım biraz yine. Bizim tek bir çıkış bilgimiz var arkadaşlar. Yıllık sağlık harcaması. Yıllık sağlık harcamasını biz 0 ile 6 arasında sınıflandırmıştık. Flag veri türüne dönüştürmüştük ve bunun neticesinde 8 tane hücre bizim karşımıza çıkıyordu. Tolerans değerini 0.1 olarak belirlemiştik. Toplam fonksiyonumuz weighted total, aktivasyon fonksiyonumuz sigma. Şimdi bu verileri girelim buraya arkadaşlar. Number of outputs 1. Yani 1 tane çıkış bilgimiz var. Toplam fonksiyonu weighted total. Bir değişiklik yapmıyorum. Aktivasyon fonksiyonumuz sigmoid. Dönüştürülecek veri türü convert to flag. Minimum değeri kaç olacak arkadaşlar? 0. Maksimum değeri 6. Giriyorum 6 değerini. Tolerans değerimiz de 0.1'miş. Oraya da 0.1 değerini girip okey diyorum. Artık görsele ihtiyacımız kalmadı. Son ayar penceremiz arkadaşlar. Training and file settings. Yani eğitim ve dosya ayarları. Lambda değerini 0.015 olarak belirlemiştik diye hatırlıyorum. Alfa değeri 0.15. Ağırlıklar için oluşturulacak rastgele sayılar
eksi 1 ve artı 1 arasındaydı. Yazıyorum onları da. Geldik dosya ayarlarımıza. Ayarıcı karakterimiz noktalı virgül. Choose location. Burada yapay sinir ağımızla ilgili oluşturulacak dosyalar nereye kaydedilsin? Onu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın dosyanın ismi bir alt satırda. Ben burada sadece dosyanın kayıt edileceği yeri, dizini seçmem gerekiyor. Tıklıyorum. Yine masa üstüne kaydetmek istiyorum. Desktop'a geliyorum. Bakın burada directory diyor zaten. Dosyalarımızın kaydedileceği dizin neresi? Masa üstü. Choose diyorum. Ardından da dosyama isim vermem gerekiyor. Yani yapay sinir ağımıza bir isim vermemiz gerekiyor daha doğrusu. Ne vermiştik biz önceki uygulamamızda? Insurance 1 demiştik arkadaşlar. Yanlış yazdım. Insurance 1 diyorum. Ve OK butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Yapay sinir ağımızın görseli hemen ekrana geldi. Ama ben öncelikle dosyalarımızı size göstermek istiyorum. Sizin görüş alanınızın dışında kaldı yine. Şöyle tutup sürükleyeyim. Insurance 1 adında arkadaşlar yapay sinir ağı dosyamız ve de yapay sinir ağının eğitimlerine dair EW dosyası. Bu dosyalar henüz oluşturuldu. Şimdi tekrar uygulamamıza gelelim. Tam ekran yapalım. Uygulamamızın sağ tarafında ve büyük bir bölümünü kaplayacak şekilde oluşturduğumuz yapay sinir ağının kabaca görselleştirilmiş halini görüyoruz arkadaşlar. Sol tarafa baktığımızda bütün butonların aktif hale geldiğini görüyoruz. Bunlara ek olarak yapay sinir ağının tüm özelliklerini görebileceğimiz bir alan var burada. Tüm katmanlara, eğitim ve dosya ayarlarına bir ağaç görünümü şeklinde erişebiliyoruz. Bakın giriş katmanımızın detayları. Ardından onu daraltıyorum. Gizli katmanlarımız. Çıkış katmanımız. Eğitim ayarları. Ve dosya ayarları. Bu şekilde oluşturduğumuz yapay sinir ağının sahip olduğu bütün parametrelere buradan erişebiliyoruz arkadaşlar. Train, test ve run butonlarımız var burada. Şu anda her birisi aktif. Burada bir checkbox var. Show graph. Ağımızın eğitim kayıtlarını grafik üzerinde değerlendirebilmemizi sağlayacak. Ona tıkladığımda bakın açılan pencerede hiçbir şey göremiyoruz. Çünkü ağımızı henüz oluşturduk ve tamamlanmış bir eğitim yok şu anda. Burada da görüntülenecek bir değer, bir grafik olmadığı için boş bir pencere görüyoruz. Kapatıyorum. Altta bir label yani etiket bileşenimiz var arkadaşlar. Yapay sinir ağının o andaki durumunu görüyoruz. The neural network is ready to train, test or run. Yani şu anda bizim ağımız eğitim, test ya da çalıştırılmak için bekliyor. En altta ise o anda icra edilmekte olan işleme dair bilgilerin görüntüleneceği alan bulunmakta. Şu anda herhangi bir süre çalışmadığı için boş. Oluşturduğumuz yapay sinir ağımızı hemen eğitmeye başlayalım isterseniz. Train butonuna basıyorum. Choose location diyerek arkadaşlar eğitim seti dosyamızı göstermem lazım. Neydi? Train dosyamızı seçiyorum. Masa üstündeyiz. Masa üstündeki train dosyamı seçip open diyorum. Burada number of samples yani eğitim setindeki örneklerin kaç tanesini kullanmak istiyoruz. 935 tane örnek vardı. Bu örneklerden ilk 100 tanesini, ilk 500 tanesini bizim belirleyeceğimiz bir sayıda örneği eğitimde kullanabiliriz. Ama ben tamamını kullanmak istediğim için 935 değerini giriyorum arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz eğitim setinde 935 adet örneğimiz vardı. OK butonuna tıkladığım anda eğitimimiz başlayacak ve başladı arkadaşlar. Hemen Show Graph tikini işaretliyorum. Ve eğitimin her epoch adımındaki toplam hata ve güncellenen ağırlık değerlerinin grafik üzerine nasıl işaretlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Toplam hata ve güncellenen ağırlık sayısı bir nokta olarak işaretleniyor. Kırmızı noktalar toplam hata değerini, maviler ise güncellenen ağırlık değerlerini gösteriyor. Şimdi şöyle bir kapatacağım. Eğitim başladığı anda train butonu üzerindeki yazının stop training olarak değiştiğini, test ve run butonların pasif hale geldiğini görüyoruz. Çünkü eğitim durdurmadan test ya da run işlemlerini başlatamayız. Altta bakın şuradaki label'a baktığımızda arkadaşlar the neural network is being trained. Ağımızın şu anda eğitilmekte olduğu mesajını görüyoruz. En alttaki alanda da devam eden eğitime dair anlık bilgiler görüntüleniyor. İşte mevcut şu anda icra edilen epoch adımı, işte bu epochta hesaplanan toplam hata değeri ve bu epochtaki güncellenen ağırlık sayılarını anlık olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Eğitimi durduralım. Training has been halted. Eğitimimizin durdurulduğu mesajını görüyoruz. Eğitimi kaldığı yerden devam ettirebiliriz. Ettireceğiz de zaten. Burada arkadaşlar sonlandırılan eğitimin kaç örnek üzerinden gerçekleştirildiğini görüyoruz ve kaçıncı epochta kaldığımızı görüyoruz. Ben 2404 epoch boyunca eğitimimi sürdürmüşüm. Eğitimimizi tekrar başlatalım ve kaldığı yerden devam etsin arkadaşlar. Train butonuna tıklıyorum tekrar. Aynı değerleri gireyim. 935. Train dosyamı seçiyorum. Ve OK dediğimde eğitime tekrar başladım. İlk eğitimin kaldığı yerden eğitim devam ettiriyor arkadaşlar. Show graph'a tekrar
bakmak istiyorum. Burada arkadaşlar Previous Training seçeneğini görüyorsunuz. Burada işaret koyduğumuzda önceki eğitimleri görünür hale getirebiliriz. Bakın az önce tamamlanmış olan eğitim, birinci eğitimimize dair kayıtları görüyoruz. Burada statik bir görüntü var elbette. Çünkü bu eğitim tamamlandı ve bitti. Bir güncellenme, bir veri eklenmesi durumu söz konusu olmadığı için sabit bir resim şeklinde grafiğimizi görebiliyoruz. Teki kaldırıyorum ve mevcut eğitimin devam etmekte olduğunu görüyorum. Bakın şuradan başladı, gri çizginin olduğu yerden başladı ve her epoch için bir mavi nokta, bir de kırmızı nokta grafiğimize ekleniyor arkadaşlar. Tekrar durduracağım. Şimdi sadece eğitim sayısını artırmak amacıyla, yani 3 tane eğitimimiz olsun diye arkadaşlar, çok kısa bir eğitim daha başlatacağım. Hatta onda bakın örnek sayısı olarak 935 girmeyelim, 500 girelim. Yani eğitim seti dosyası içerisindeki ilk 500 örneği ben eğitimde kullanmak istediğimi bildiriyorum burada. Aynı dosyayı seçeceğim. Train diyeceğim. Okey dedim ve 3. eğitimimiz de başladı arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısa bir eğitim olacak. Hemen durduruyorum. Tekrar grafiğimizi açalım. Burada 3. başlattığımız eğitimde arkadaşlar örnek sayısı çok az olduğu için hata oranının ve güncellenen ağırlık sayılarının da çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Maximum values are based on all trainings. Bu seçeneğin işlevi grafikteki maksimum değerler belirlenirken tüm eğitimler mi göz önünde bulundurulsun? Yoksa her eğitimin maksimum değeri kendi içerisinde mi değerlendirilsin? Bu şekilde her bir eğitimi göreceli olarak yorumlayabiliriz. Şu anda bu checkbox işaretlenmiş olduğu için hem hataların hem de güncellenen ağırlık sayılarının maksimum değerlerinin ilk eğitimin başladığı anda belirlendiğini görüyoruz. Bakın en yüksek değer şu noktada başlıyor arkadaşlar. İlk eğitimimiz başladığı anda. Sonrasında giderek daha düşük hata ve güncellenen ağırlık sayısı değerlerinin grafikte yer aldığını görüyoruz. Bakın birinci eğitimin tamamlanıp ikinci eğitime başlandığında bu düşüşün sürdüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü eğitimde de aynı şekilde, hatta çok daha net bir şekilde, çünkü üçüncü eğitimde örnek sayısı çok daha az idi az önce belirttiğim üzere. Yani kısacası arkadaşlar bu 3 eğitimdeki değerlerin maksimum olduğu tek yer ilk eğitimimizin başladığı an ve ikinci, üçüncü eğitimlerde de bu maksimum değerlere göre bu grafik çizimleri gerçekleştiriliyor. Buradaki tiki kaldırdığımızda ise hata ve güncellenen ağırlık sayılarının maksimum değerleri her bir eğitim sürecinin kendi içerisinde hesaplanıyor. Birinci eğitimin maksimum değerleri şu noktada, ikinci eğitimin maksimum değerleri burada, üçüncü eğitimin maksimum değeri de burada. Hep benzer yerlerden başlıyor arkadaşlar. Çünkü her bir eğitim için maksimum değerler yeniden hesaplanıyor. Gelelim gri çizgiler. Hiç bahsetmedik buraya kadar. Gri çizgiler gerçekleştirdiğimiz eğitimleri temsil ediyor ve üzerine geldiğimizde o eğitime dair bilgileri görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle ilk eğitimimizi temsil eden çizginin üzerine geldiğimizde küçük bir kutucuk açılıyor. Training index 0, yani eğitimimizin indisi arkadaşlar. İlk eğitimimiz olduğu için 0 indisine sahip. Bu eğitimde kullanılan örnek sayısı 935'miş ve bu eğitim 2404 epoch boyunca devam etmiş. Onun altındaki alanda ise arkadaşlar yapay sinir ağımızın o eğitimde sahip olduğu bazı özellikleri görüyoruz. Değiştirilebilir özelliklerini görüyoruz aslında yapay sinir ağımızın. Bakın Hidden Layers başlığı altında gizli katmanlarımızın toplam ve aktivasyon fonksiyonlarını görebiliyoruz. Ki bunları düzenleyebileceğiz az sonra, değiştirebileceğiz yani. Ardından çıkış katmanımızın değiştirilebilir özellikleri, toplam ve aktivasyon fonksiyonu ve tolerans değeri. Onların da altında arkadaşlar lambda ve alfa değerlerini görüyoruz. Bir sonraki eğitimimize bakalım. Training index 1 oldu arkadaşlar. Sıfırdan başladığımız için ikinci eğitimimiz 1 indisini aldı. Yine örnek sayımız 935. Bu eğitimin devam ettiği epoch sayısı arkadaşlar 1937. Altta yine yapay sinir ağımızla ilgili özellikleri görebiliyoruz. Son eğitimimize bakalım. Bakın eğitimimizin indisi arkadaşlar 2. Number of samples 500. Bakın 935 örneği kullanmadık bu kez. 500 tanesini kullandık. Dosyadaki ilk 500 örneği kullandık. Ve epoch'a dediğimiz kaçmış? 586 imiş. Kapatıyorum artık grafiğimizi. Edit butonumuza bakalım arkadaşlar. Mevcut yapay sinir ağının bazı özelliklerini değiştirebileceğiz. Hemen tıklıyorum. İlk olarak başlığımız input layer. Giriş katmanında yapabileceğimiz bir değişiklik yok aslında. Sadece bilgilendirme için bu pencereyi görüyoruz. Giriş katmanımızda ne giriş veri türünü, ne minimum, ne maksimum değerleri değiştiremiyoruz. OK butonuna tıklıyorum. Geldik gizli katmanlara. Gizli katmanlarda toplam ya da aktivasyon fonksiyonlarını değiştirebiliriz arkadaşlar. Ama hücre sayılarında bir müdahale söz konusu değil. Save diyorum. Geldik çıkış katmana. Burada da yine toplam fonksiyonunu ya da aktivasyon fonksiyonunu değiştirebiliriz. Ek olarak
Burada toleransı da değiştirebiliriz arkadaşlar. Çıkış katman toleransını değiştirebiliriz ama dönüşüm yapılan veri türünü minimum ya da maksimum değerler üzerinde bir müdahale şansımız yok. Gelelim son sayfamıza arkadaşlar. Burada lambda ve alfa değerleri üzerinde güncelleme yapabiliriz. Onun dışında ayırıcı karakteri değiştiremeyiz. Sadece bilgilendirme amaçlı burada bulunuyor arkadaşlar. Save deyip düzenleme işlemini sonlandırıyorum. Şimdi buraya kadar yeni bir yapay sinir ağının oluşturulup eğitim ve düzenleme işlemlerinin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Şimdi isterseniz daha evvelden kayıtlı bir yapay sinir ağını uygulamamız içerisinde açalım. Yine videonun başında hatırlatmıştım arkadaşlar. Insurance 0 olarak isimlendirdiğim bir yapay sinir ağımız vardı bizim. %90 oranında bir başarı yakalayabildiğini biliyoruz bu sinir ağımızın. Bu dosya, şu an seçmiş olduğum dosya, henüz hiçbir eğitim uygulanmamış hali bu yapay sinir ağının. Bu dosyayı şimdi uygulamamız aracılığıyla açalım. Ne diyeceğim burada? Open butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Burada ayırıcı karakterimizi seçmemiz lazım. Noktalı virgül diyorum. Choose location diyorum. Insurance 0 dosyamı seçip open deyip burada da OK butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Görselde herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü az önceki yapay sinir ağımızla tamamen aynı mimariye sahip. O yüzden bir değişiklik yok. Burada yine yapay sinir ağımızın özelliklerine erişebiliyoruz arkadaşlar. Show graph tikini işaretlediğimizde herhangi bir eğitim kaydı olmadığı için burada da bir grafiğin olması mümkün değil. Kapatıyorum. Ağımızın eğitimine hemen başlayalım isterseniz. Train alanına geliyorum. Örnek sayımız 935. Eğitim setimiz train open diyorum. OK'ye bastım ve eğitimimiz başladı arkadaşlar. Şöyle grafiği de açayım ben. Bu yapay sinir ağı hatırlıyorsunuz 7200-7220 epoch civarlarında %90 gibi bir başarı sağlıyordu. Yine bu noktaya kadar ağımızı eğitelim ve ardından test ve run işlemlerini çalıştıralım arkadaşlar. Şu anda kaçta? Bakın 600 civarlarında epoch adımı. Biraz uzun sürecek. Videonun buralarını ben hızlandıracağım. Eğitimimizin tamamlanmasına yakın tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, eğitimimiz 4800-4900 epoch civarlarında devam ederken arkadaşlar bir detaydan bahsetmek istiyorum. Yapay sinir ağımızın eğitimi devam ederken her epochta eklenen hata ve güncellenen ağırlık sayıları pencereye sığmayacağı için sürekli sağ tarafa doğru genişliyor grafiğimiz. Bakın şöyle çekip göstereyim. Eğitimimizin başladığı noktadan itibaren çok fazla nokta olduğu için şöyle sağa doğru genişliyor. Ama tamamlanan eğitimlerde grafiğimizi açtığımızda arkadaşlar hem kırmızı noktaların hem de mavi noktaların sayısı belli olduğu için ekrana sığacak şekilde sıkıştırılarak gösterilecek. Eğitimimizin bitmesine az kaldı. Eğitimimiz tamamlandığında 7200 civarlarına geldiğinde tekrar devam edeceğiz. Evet, eğitimimizi durdurdum arkadaşlar. 7223'te yakalamışım. Eğitimimizi ben elle durdurdum. Şöyle grafiğimizi tekrar açtığımızda bakın bu 7223 adet noktanın buraya sıkıştırıldığını görüyoruz. Az evvel grafiğin sağ tarafına doğru bir genişleme söz konusuydu. Ama artık eğitim tamamlandıktan sonra bu noktaların sayısı belli olduğu için bu pencereye sığacak şekilde bir daraltma işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz artık ağımızı test edelim. Direkt test setimizle test işlemimizi yapalım istiyorum. Tıklıyorum. Number of samples. Bizim test setimizde 400 tane örnek vardı. 400 değerini giriyorum. Choose location diyorum. Test dosyamı open diyorum. Ve OK dediğimde arkadaşlar bakın testin başarı oranı kaçmış? %90 olduğunu burada görebiliyoruz. Başarısız örneklerin sayısı 40. Başarı örneklerin sayısı 360. Burada toplam çıkış sayısı arkadaşlar 400. Burada neyden bahsediliyor? Bizim ağımızın tek bir çıkışı var. Tek bir çıkış bilgisini biz çıktı olarak alıyoruz. Ve 400 tane de örneğimiz var arkadaşlar. 400 çarpı 1 değerine tekabül ediyor bu. Zaten şurada da altındaki iki satırda bir üst satırdaki 400 değerinin hangi sayıların çarpımıyla elde edildiğini görebileceğiz. Number of samples 400. Test setimizde 400 tane örnek var. Bizim yapay sinir ağımızda tek bir çıkış bilgisi olduğu için arkadaşlar 400 çarpı 1 şuradaki satırdaki 400 değerini görüyoruz. Bizim yapay sinir ağımızda 2 tane çıkışımız olsaydı ne olacaktı? 2 çarpı 400'den şuradaki değer 400 yerine o zaman 800 olacaktı arkadaşlar.
Yani total number of outputs dediğimiz şey ağın çıkış sayısı çarpı örnek sayısı arkadaşlar. Ardından geliyoruz arkadaşlar. Aşağıda da başarısız örneklere dair detayları görüyoruz. Başarısız örneğin indisi 399 indisli örnekte başarısız olmuş. Output index 0. Her zaman 0 olacak bizim örneğimiz için. Çünkü bizim tek bir çıkışımız var ve bunun da indisi 0 olacak arkadaşlar. Gerçekleşen çıktı 5'miş, beklenen çıktı 6'ymış. Yani 6 olması gereken çıktı 5 olduğu için burada bir başarısızlık olarak raporlanmış oluyor. Bu şekilde bu 40 başarısız örneğin tamamına dair detayları görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim Run butonumuza. Ağımıza girdi değerlerini sunup karşılığında bize çıkış değer ya da değerlerini verdiği adım. Açılan pencerede kullanacak ayırıcı karakterin ne olduğu gösterecek arkadaşlar. Tıklıyorum hemen. Bakın ayırıcı karakterimiz noktalı virgül. Bu ayırıcı karakteri kullanarak doğru sıralamayla girdi değerlerimizi altındaki kutuya yazmamız lazım. Burada da bir ipucu da görüyoruz arkadaşlar. Input 0, input 1 şeklinde araya noktalı virgüller koyarak girdi değerlerimizi yazmamız lazım. Run işleminin görevi ağın eğitimi tamamlandıktan sonra eğitim ya da test setinde bulunmayan değerlerle yapay sinir ağının tahmininde bulunması için kullanacağız. Yani yapay sinir ağımızı çalıştıracağız bu noktada. Şimdi tamamen keyfi değerler girerek run işlemini gerçekleştirelim istiyorum. Şunu kapatacağım. Hangi değerle gireceğimizi görebilmek adına ben yine görseli açacağım arkadaşlar. Şöyle küçülteceğim şunu. Evet. Yaş, cinsiyet, vücut kitle endeksi şeklinde sırasıyla girdi değerlerimizi run modülümüze gireceğiz arkadaşlar. Run butonuna tıklıyorum. Şimdi keyfi değerler gireceğimden bahsettim. İlk olarak yaş değerini girmemiz gerekiyor. Yaş 52 olsun ilgili kişinin. Araya noktalı virgül koyuyorum. Cinsiyet, yıllık sağlık harcamasını tahmin edeceğimiz kişinin cinsiyeti erkek olsun. Erkek için ne girmemiz gerekiyor? 1 girmemiz gerekiyor. 1 diyorum. Noktalı virgül. Vücut kitle endeksi çarpı 1000. Burada ben şöyle 42.947 diye bir değer giriyorum. Rastgele bir değer girdim. Araya noktalı virgül koydum. Çocuk sayısı 2 olsun. Noktalı virgül. Sigara kullanmasın bu kişi. Sigara kullanmadığı için burada ne girmem lazım? Bakın no için -1 değerini girmem gerekiyormuş. -1 diyorum. Noktalı virgül diyorum. Ve son girdi değerimiz arkadaşlar yaşadığı bölge. Ne olsun? Kuzeybatı olsun. Kuzeybatı'da yanlış hatırlamıyorsam 1 de çok da önemli değil. Zaten rastgele değerler girdiğimiz için -2 ile +2 arasında bir değer girmemiz lazım. Ben 1 değerini giriyorum ve OK'ye tıkladığımda arkadaşlar bu kişiye dair ilk olarak girdiği bilgilerimizi görüyoruz. Yaş, cinsiyet vesaire bütün bilgiler burada. Çıkış olarak ise arkadaşlar 4'müş. 4 çıktısını elde ettik. Yani neye tekabül ediyor 4'te? Hatırlayalım tekrar. 4 çıkışı arkadaşlar 25.000 ve 35.000 arasında tekabül ediyormuş. Yani bu verilerini girdiğimiz kişinin yıllık sağlık harcaması tahminen 25.000 dolarla 35.000 dolar arasında olacakmış. Bu şekilde eğitimini tamamladığımız yapay sinir ağının kendisine sunduğumuz veriler doğrultusunda bir tahminde bulunmasını sağlamış olduk. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda da yine bu uygulamamızı incelemeye, dosyalarına bakmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.